derbilerin havası çok ayrı. Oynarken farklı bir karaktere büründüğümüzü söyleyebilirim. Çok küçük yaşlarda sokakta sürekli futbol oynayarak büyüdüm. Yani çok çok seviyorum futbolu. Stadyumumuzun yanındaki duvara resmedilmem, benim hani sahada verdiğim o mücadelenin, kulübümü ne kadar çok sevdiğimin, benim anlaşıldığımın resmi diye düşünüyorum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum açıkçası. Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok özel bir röportajım olacak. Hepimizin çok çok yakından tanıdığı ve sizlerin de çok merak ettiği bir isim Eda Erdem'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyim, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Birazdan idman başlayacak. O yüzden hemen hızlıca ben böyle konulara bir giriş yapacağım. Şimdi yakın zamanda başlamak istiyorum. En iyi, 4 defa en iyi orta oyuncu seçildiniz. Bununla ilgili duygularınızı alayım öncelikle. Yani tarihe geçmek nasıl bir duygu? Vallahi tabii ki de ya 4 kez üst üste en iyi orta oyuncu seçildim. Evet ama hani bunu kendi başıma başarmadım. Hani yanımdaki arkadaşım o blokta bana yardım etmese, takım arkadaşım o iyi servisi atmasa, yani takım arkadaşlarım bana yardım etmese bu başarıyı tabii ki de kendim yapamazdım. O yüzden öncelikle takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı. Tabii ki de benim için mutluluk verici çünkü oynadığım her turnuvada aynı şekilde performans göstermeye çalışıyorum. Ve Avrupa Şampiyonası'nda da daha önce bu son şampiyonayı oynamadan önce 3 kez üst üste seçilmiştim. Hedefim 4. neden olmasında, hani kendimi bunun için zorluyordum. Ve turnuvada da bu şekilde mücadele ettim. 4 kez bu ödülü almış olmaktan gurur duyuyorum. Benim için önemli bir şeydi çünkü kariyerimde 30'lu yaşlarımın ortalarına geliyorum, 34 yaşındayım. Benim için istikrar çok önemli ve bu 4. kez seçilmekte de o istikrarın benim için hala devam ettiğinin göstergesi oldu. O yüzden bu anlamda mutluyum tabii ki de. Bir de başarılı bir takım olarak ilerliyoruz. Takım başarılı olunca da bu bireysel ödüller keyifli oluyor açıkçası. Kesinlikle, inşallah devamını da diliyoruz. Beşincisi de gelsin. İnşallah. Eğer Avrupa Şampiyonası'na gidersem neden olmasın, onun için mücadelemi vereceğim. İnşallah. Peki şimdi bu hafta derbi vardı ve Galatasaray'ı yendiniz. Şimdi izleyenlerimiz çok iyi bilirler, futbolda derbiler çok önemli. Evet. Voleybolda nasıl oluyor onu bir sormak istiyorum. Yani şimdi tabii ki de Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü karşı karşıya geldiği zaman futbol, basketbol, voleybol, diğer branşlar fark etmeksizin hani derbi havası oluyor zaten. Yani çok farklı oluyor. Hem bizdeki hazırlığı, bizdeki önemi çok daha farklı oluyor. Futbolda tabii ki de hayat duruyor. Voleybolda futbol kadar hayat durmasa da izleyici kitlesi çok fazla. Bu sene zaten inanılmaz bir destek görüyoruz. Derbi maçlarına zaten çok fazla gelen taraftarımız vardı ama bu sene özellikle geçtiğimiz yazdan sonraki başarıdan dolayı voleybolma her maçımıza gelmeye başladılar. Hani bu çok güzel bir duygu. Sürekli dolu tribünlere oynuyoruz. Tabii derbilerin havası çok ayrı. Oynarken farklı bir karaktere büründüğümüzü söyleyebilirim. Peki şimdi siz de söylediniz özellikle yani geçen yazdan sonra daha da bir ilgi arttı diye. Şimdi o anki duygularınız nasıl oldu? Şimdi bir sembol haline de geldiniz voleybolda. O zamanı sormak istiyorum. Neler hissettiniz o zaman? Geçtiğimiz yazdan bahsediyoruz değil evet. mi? Geçtiğimiz yaz, yani hayal etsek bu kadar ilgi bekler miydik? Bu kadar ilgiyi hayal edebilir miydik? Zannetmiyorum. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Hani geri dönüşler inanılmaz. Sokakta gören insanların bizi sürekli tebrik etmesi, sizinle gurur duyuyoruz demesi o kadar güzel bir duygu ki yani bunu tarif edemeyiz gerçekten. Çok mutlu ve keyifli bir yaz geçirdik. Yani Tokyo Olimpiyatları'nın olması da tabii ki de buna çok büyük katkı sağladı. Bunun yanında tabii ki de Buse Naz Sürmeneli'nin altın madalya alması, Mete Gazoz'un altın madalya alması, işte Buse Naz Çakıroğlu'nun gümüş alması, Furkan'ın üçüncü olması. Yani olimpiyatta başarının gelmesi aslında spora teşviki ve desteği arttırdı. Voleybol olarak da biz de sahadaki o mücadeleyle insanların kalplerine dokunduk diye düşünüyorum. Yani Türkiye adına geçtiğimiz yaz güzel bir spor yazı oldu. Voleybol özelinde de konuşmak gerekirse bizim adımıza da hayallerimizin ötesinde geçti. Yani hiç girmediğimiz evlere girmeyi başardık. Daha önce hiç voleybolu izlememiş insanlar artık voleybolu izliyor ve voleybolu sevdiklerini söylüyorlar. Müthiş bir duygu. Yani hedeflerimiz arasında bu da vardı zaten. Tamam biz voleybol oynuyoruz ama bizim amacımız hem
ülkemizin ayrımcılık yüzlerine örnek olmak ama bunun yanında da voleybolu da tüm ülkeye yaymaya çalışıp yeni nesili spora teşvik etmek. Bu anlamda geçtiğimiz yaz bizler için çok önemliydi ve verimli geçti. Bu şansımızı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bizde şöyle bir şey vardır, böyle işte biz futbol ülkesiyiz ama şimdi o algı çok güzel bir şekilde kırılmaya başlandı. Artık biz voleybol ülkesiyiz. Hatta şimdi futbola olan ilgi iyice voleybola doğru kaymaya başladı. Hani biz de basın mensupları olarak hani biraz böyle farkındayız bunun. Ama o algıyı kırmak tabii ki sizin başarılarınız. O süreç nasıl gerçekleşti? Zor oldu yani biraz aslında. Ya açıkçası şimdi futbol çok ayrı bir dünya. Yani oradaki pasta çok büyük. Oradaki rakamlar, oyuncu sayısı, tesisleşme, yani çok endüstriyel artık, çok ayrı bir dünya orası. Hani futbolla bizim yarışmak gibi bir hedefimiz yok açıkçası. Biz voleybolun varlığını, voleybolun da çok başarılı bir branş olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ama şimdi tabii o algı, yani insanların futbol izleyen kesimin de voleybolu izlemeye başlaması bizim için önemli tabii ki de. Ama biz geçtiğimiz yazla beraber o kıvılcımı yaktığımızı, o ateşi yaktığımızı düşünüyoruz. İlgiyi biraz bize çevirmekten de mutluyuz. Voleybol güzel bir spor. İzlemesi keyifli. Kadınlara çok yakışıyor. Biz Amilli Kadın Voleybol Takımı olarak da sahada asla mücadeleden vazgeçmeyen, son topa kadar pes etmeden oynayan bir ekibiz. Yani biz, bizi izlerken de insanlar keyif alıyor. O yüzden futbolu yarışmak değil ama en azından hani voleybolun da başarılı ve izlenebilir bir branş olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Zaten başarıyla beraber gelen şeyler bunlar. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz ve inanıyorum ki günden güne, her geçen yıl başarılar geldikçe bence voleybol da artık futbol kadar izlenen ve sürekli takip edilen bir branş olacak. Bizim hedefimiz bunu yapmak aslında. Hani bir yaz değil, bunu uzun yıllara yaymak, yani sürekli voleybolu da izleyen bir kesimin olması, voleybolun da başarılı bir branş olduğunu görmeleri için mücadelemizi veriyoruz. Hedefimiz bu aslında. Hani futbol çok ayrı bir dünya. Ben de inanılmaz bir futbol aşığı bir insanıyım. Çok severim futbolu. Çok küçük yaşlarda sokakta sürekli futbol oynayarak büyüdüm. Yani çok çok seviyorum futbolu. Voleybola tanışınca artık dedim ki tamam, hani futbolcu olamayacağım, voleybolcu olacağım diye. O yüzden hani futbol çok ayrı bir dünya ama biz voleybol dünyası olarak da biz de buradayız demek istiyoruz. Evet. Şimdi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun yanına grafitiniz yapıldı. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Siz neler hissediyorsunuz böyle? İnsan kendini görünce bir hoş oluyor. Her gün geçiyorum önünden. Evet, eve giderken her gün önünden geçiyorum ve her gün kendime bakıyorum. Bunu itiraf edeceğim. Ya tabii ki de ya duygularımı nasıl anlatsam acaba diye düşünüyorum şu an. 14 yıldır Fenerbahçe'deyim ve 14 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet ediyorum. Burada çok fazla yaşadığım şey var, çok fazla vermiş olduğum fedakarlıklar var. Taraftarların sahadaki biz demesi, adıma marşlar yapmaları, bana tezahürat etmeleri, sahadaki mücadelemin küçüklüğümden beri Saraçoğlu Stadyumu'nda maçlara gittiğim, stadyumumuzun yanındaki duvara resmedilmem, benim hani sahada verdiğim o mücadelenin, kulübümü ne kadar çok sevdiğimin, benim anlaşıldığımın resmi diye düşünüyorum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum açıkçası. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Her gün önünden geçtiğimde Eda sen oradasın, farkında mısın diyorum. Hem konumu çok güzel, hem grafiti çok güzel. Benim kullandığım deyimi onlar resmetmişler. Zaten peras pera adastra, zorluklardan yıldızlara diye. Benim kariyerim de aslında öyle. Yaşadığım zorluklardan pes etmeyip devam etmemi anlattığı için onu kullanıyorum. Yani çok farklı bir his. Ne kadar kelimelere döksem de anlatamayacağım ama benim verdiğim mücadelenin onların nezdinde, onların gözünde görülüp resmedilmesi çok büyük bir gurur ve mutluluk benim için. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Sizi anlatırken benim zaten tüylerim diken diken oldu. Teşekkürler. Şimdi hem milli takımda hem Fenerbahçe'de takım kaptanısınız. Bu liderlik basmanız nereden geliyor? Onu soracağım size. Ya, liderlik bence insanın içinde olan bir şey. Ben buna inanıyorum. Ben hani
burada idman yapıyoruz mesela. Hani kaptanlık görevini üstleniyorum. Evet, maçta sürekli hırslı bir karakterim var, mücadele ediyoruz. Ama hani burada sakızla oynadığımız bir oyunu bile kazanmak için mücadele ediyorum. Yani kaybetmeyi sevmiyorum. Hani bu biraz böyle insanın içinden doğuştan gelen bir şey olduğunu düşünüyorum liderlik fasonu. Çünkü herkesin yapabileceği bir şey değil. İçinizde varsa zaten o hırsınızla dışarıya çıkarıyorsunuz. Bunun yanında ben yardım etmeyi çok seven bir insanım. Hani yanımdaki arkadaşıma yardım etmeyi, o duygu alışverişini yapmayı ve bunun karşılık görmesini çok seviyorum. Evet. Hoşuma gidiyor ve bunun yanında hani nasıl söyleyeyim? Antrenörle oyuncular arasında iletişimde yardım etmekten, doğru köprüyü oluşturmaktan keyif alıyorum. Ama dediğiniz gibi liderlik vasfının doğuştan geldiğine inanıyorum ve ben de küçükken çok utangaç bir kızdım. Onu açıkça söylüyorum. Yani voleybolla tanışmadan önce çok utangaçtım. Ama voleybolla asıl karakterimi buldum. Demek ki benim içimde zaten bu karakter varmış. Voleybolla olgunlaştım. Kendime olan özgüvenimi kazandım. Sonra bir baktım ki sahada acayip hırslı bir karakter var. Ve hani pes etmiyor. Dedim ki demek ki benim içimde varmış. Ben onu voleybol sayesinde bulup dışarı çıkarmışım. Harika gerçekten. Ama gerçekten örnek bir şey yani. Çünkü çocuğu utangaç olan, içine kapanık olan çok aile var. Demek ki bir yönlendirmek yani, gerekiyor spora vesaire. Spora kesinlikle yönlendirmeleri evet. gerekiyor. Ben her konuşmamda bana sorduklarında hep söylüyorum. Yani milli sporcu olmak zorunda değil. Evet. Profesyonel, başarılı bir sporcu olmak zorunda değil ama bence her çocuğun küçük yaşta özellikle büyümesi için, gelişmesi için bireysel spor da olabilir ama bence takım sporu yapması gerekiyor. Çünkü erken yaşta olgunlaşıyorsunuz, yardımlaşmayı öğreniyorsunuz. Disiplin çok önemli zaten bir insanın hayatında. Erken yaşta disiplinli olmayı öğreniyorsunuz. Yanınızdaki insanı anlamayı öğreniyorsunuz. Yani fedakarlık yapıyorsunuz. Çok aslında hayatı sizi hazırlıyor spor. O yüzden buradan ailelere de tekrardan seslenelim bu sayede. Lütfen çocuklarınızı hayatın bir döneminde mümkünse takım sporu olmasa da istediği bir bireysel branşa yönlendirin. İlla başarılı olmak zorunda değil ama gelişimi için hem mental hem de fiziksel anlamda gelişimi için lütfen spora teşvik edin. Evet kesinlikle ailelere seslenmiş olalım bir kez daha diyelim. Şimdi Guidetti'yi soracağım. Tamam. Şimdi çok enteresan tabii milli takımla beraber çalışıyorsunuz ama evet. Bir yandan da rakibinizin koçu baktığımız evet. zaman Vakıfbank'ın. Şimdi en çok konuştuğu kişi sizsinizdir muhtemelen diye biz düşündük. Konuşuyoruz sürekli evet milli takımda. Tabii milli takımda. Şimdi siz hamleleri öngörebiliyor musunuz daha önceden? Ha şey mi şimdi kulüp sezonundan mı bahsediyoruz? Ya şimdi iki tarafta yani hem dezavantajı var hem avantajı var bence bu durumun. Çünkü Giovanni bizi çok iyi tanıyor. Zaten çok iyi bir antrenör. Bizim hani iyi olduğumuz, zayıf olduğumuz noktaları çok iyi biliyor. Biz de kendisini çok iyi biliyoruz. Zaman zaman bu bizim için avantaj oluyor, zaman zaman dezavantaj oluyor. Ama ligin ilk karşılaşmasında sanırım avantaj bizdeydi. Çünkü onları yendik, 3-1 kazandık. Onlar uzun zamandır aynı ekiple oynuyor. Biz yeni bir takımız. Belki o yüzden şans bizden yanaydı, avantaj bizden yanaydı diyorum. Ama oynadığım zaman şey diyorum, şimdi side out dediğimiz servis karşılama turunda ben atak yaparsam bana çaprazı kapatacak diyorum. Yani bildiğim şeyler var. Hani plaseyi kesin, plase atarsam plasenin düşmek istemediğini biliyorum gibi gibi. Ya da blokta sol elime vurmalarını söyleyeceğini gibi gibi böyle şeyleri var. Hani kendi adıma konuşmam gerekirse diğer takım arkadaşlarımın da vardır illaki. Ama biz de onun oyun taktiğini biliyoruz. Yani iki tarafın da avantajı var, dezavantajı var ama ilk yarıda şu an avantaj bizde 1-0. Evet. Bakalım ne olacak. Sezon uzun bilmiyoruz tabii. Peki şimdi Ebrar'ı da sormak istiyorum. Buradan da selam söylemiş olalım ona. Şimdi bütün Türkiye'nin sevgilisi oldu. Hem böyle evet yaptığı paylaşımlar olsun, işte röportajlarda sizlere böyle ufak tefek sataşmaları olsun. Ebrar için neler söylersin? Onu da gönderdik İtalya'ya. Evet. Vallahi Ebrar'ı gururla takip ediyoruz. O da İtalya'da bu sene. Çok güzel bizi temsil ediyor. Ya Ebrar aslında hani o kamera karşısında ya da sosyal medyada gördüğünüz karakterle aynı. Hiçbir fark yok. Çok doğal, çok renkli bir karakter. Çalışkan ama bir o kadar da temiz bir kalbi var. Yani çok çocuksu. Zaten çok genç daha, çok yetenekli.
önünün de çok açık olduğuna inanıyorum. Bizim takımımızın da önemli karakterlerinden biri. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası da onun için çok iyi geçti. Evet. Onun adına da çok seviniyorum. Çünkü böyle bir çıkış yapıp ilerlemesi gerekiyordu. O kabuğundan çıkması gerekiyordu. Hem onu başardı hem bunun yanında da İtalya'da çok güzel bir sezon geçiriyor. Bizi temsil ediyor. Onun adına çok mutlu oluyorum. Önü çok açık. Hı hı. Çok yetenekli. Hem yetenekli hem de saygılı. Çok iyi karakterde bir sporcu. Kendisini de çok seviyorum ve ona hep yardımcı olmaya çalışıyorum. İnanıyorum ki önünde çok güzel bir kariyer olacak. İnşallah diyelim. Tekrar selam söyleyelim sevgili Ebrar'a da buradan. Şimdi çok az böyle bir geçmişe gitmek istiyorum. Nasıl bir ailede büyüdünüz? 7 kardeşsiniz. Sizden başka sporla ilgilenen var mı? Çok kalabalıktı bizim ailemiz. Çok, hala öyle çok şükür. Hani 9 kişiyiz. 6 kız bir erkek. Ben 6. kızım. Klasik anne baba erkek çocuğu aramıyor. Biz boşnak bir aileyiz. Annem babam Yugoslav göçmeni, orada doğup büyüyorlar. Burada 22 yaşlarında tanışıyorlar. 24'te evleniyorlar. Sırasıyla işte 5 ablam doğuyor. 6. olarak ben geliyorum. Benden sonra erkek kardeşim geliyor. Sonra zaten tamam, çok şükür bitiyor. Aile apartmanında büyüdüm. Kuzenlerimle aynı apartmandaydık. Çocukluğum tamamıyla sokakta her türlü oyunu oynayarak geçti. Kalabalık bir ailede büyüdüğüm için arkadaşım da çok fazlaydı zaten. Ablalarım, kuzenlerim olsun. Hep böyle birbirimize bağlı bir ailede büyüdük. İki ablam voleybol oynadı. Ama benim gibi devam etmediler. Ben aralarında profesyonel anlamda sıyrılıp şu an sizlerle konuşuyorum. Babam basketbol oynamayı severdi. Ailemizde her zaman spor vardı. Ama hiç kimse profesyonel anlamda denemedi. Bunu yapan bir tek ben varım. Bayrağı ben taşıyorum. Ne güzel. Güzel. Ablalarınıza evet. Da selam söyleyelim buradan. Evet. Söyleyelim hepsine. Bizim aile zaten hani bana hep şey soruyorlar. Ne kadar uzun boylusunuz? Aileniz de böyle mi? Evet, diye. Herkes böyle mi? Evet. Benim babam 1.88, annem 1.78. Sırasıyla en büyük ablam sadece biraz, hani bize göre biraz daha kısa ki, kısa değil 1.68. O da kısa sonra değil. Sonra sonraki ablam 1.78, bir sonraki 1.75, bir sonraki 1.80, bir sonraki 1.83, ben 1.88, erkek kardeşim 1.96 falan diye böyle gidiyor. Kuzenler zaten uzun. Hani anne tarafı, baba tarafı, herkes uzun. Ailecek uzun bir ailede büyüdüm. O yüzden hani voleybol dışında çıktığım zaman bana şey diyorlardı, zor oluyor değil mi uzun boylu bir insan olarak hani sokakta yürümek şey diye. Şey derdim hani benim ailem zaten uzun, hani kuzenlerim biz hep uzun, böyle bir kitle halinde dolaşıyoruz. Hiç sorun olmadı. Öyle biraz uzun anlattım, kusura bakmayın. Estağfurullah, ama. Estağfurullah, çok güzel oldu. Esas kısalar düşünsün, burada havalar çok sıcak oluyor. Ben de espri yapardım da yapmayayım dedim şimdi. Yok, havalar epey sıcak oluyor burada yani. Bir de bir şeye yetişemiyorsun falan. Çok zor bir hayat yani. Vallahi. Evet. Ben şeyden biliyorum, şimdi yine araya gireceğim. Gamova bizde oynarken 2009-10 senesi. Biz de uzun boyluyuz tabii ki de. Gamova geldi 2-2. Bir de incecik, çok hoş bir fiziği var. Çok duru bir güzelliği vardı. Çok hoş bir insandı zaten. Sahada böyle sevinirken ortaya geliriz ya. Yani şöyle bakıyordum kendisine. Sonra hepimiz şöyle dedik kendimize artık hani tanıştıktan sonra. Şu an anlıyoruz insanların ne demek istediğini diye. Hani gerçekten uzun boylu ve çok zayıftı. Haliyle daha da uzunmuş gibi hissediyorsun. Şey olmuştuk. Evet, şu an anlıyoruz gerçekten. Hani ben 1.88'im. Ben kendimi onun yanında kısa hissediyordum mesela. Evet, yani tabii neyse, o da hissedebilir. Bizi biraz anlamışsınız. Peki şimdi Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmenizi imzaladınız. Burada mı bitireceksiniz kariyerinizi, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, bu sene başladı yeni 3 yıllık kontratım. O yüzden mutluyum ve heyecanlıyım. Öncelikle bu 3 senede en iyi şekilde kulübüme hizmet etmek istiyorum. Sonrasında tabii ki de kariyerimi burada sonlandırmak istiyorum. İnşallah öyle olur. Sonrasına bakacağız bakalım. Ama hala içimde o voleybol oynama isteği, aşkı hala devam ediyor. O beni bırakana kadar voleybola devam. Belli mi olur? Hiç belli olmaz, aynen. Aynen bakalım. Öyle. Şimdi Avrupa'dan hiç teklif aldınız mı? En merak edilen soruya geldim bu arada. En çok bunu mu merak ediyorlar? Avrupa'dan teklif aldım, evet. İtalya'dan aldım, İspanya'dan aldım.
Ama gitmeyi hiç düşünmedim. Çünkü neden? Ya neden? Bulunduğum yerden çok memnundum. Zaten ligde şampiyon oluyoruz. Avrupa şampiyonlukları, Dünya Kulüpler Şampiyonluğu yaşamışım. Ya gitmemi gerektirecek bir şey olmadı. Ben burayı, burada belki biraz profesyonel düşünmüyorum. Katılırsınız, katılmazsınız ama ya burası, ya Fenerbahçe benim için çok farklı. Ya burası benim için bir aile. Ben kendimi burada bir bütün olarak hissediyorum. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım, burada başarılar kazandım. O yüzden hani hiç gidip başka bir yerde kariyerime devam etme düşüncesi olmadı. Evet. Genelde şey oluyor ya, sporcular hani burada yetişip Avrupa'ya gönderiyoruz, seviniyoruz böyle gittiler falan diye, ama bu çok güzel bir aidiyet duygusu bence eğer bu kulübe. Yani ben böyle olmasını tercih ettim ve böyle olmasından da mutluyum açıkçası. Biz de çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Sizi izlediğimiz aynen için. Peki şimdi daha var anladığım kadarıyla voleybolu bırakmanız, ama sonraki hedefleriniz neler? Yani antrenörlük vesaire. Aynen dediğim gibi. Voleybol beni bırakana kadar voleybol oynamayı düşünüyorum. Hı hı. Tabii artık önümde birkaç yılın kaldığında farkındayım. Hani bunu dürüstçe söylüyorum tabii ki de. Ama bence yaşadıklarımı, voleybol tecrübelerimi aktarmam gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Yani voleybolun bana verdiklerini ona geri vermem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani bu, bilmiyorum, antrenörlük olur belki, belki yöneticilik olur. O gün geldiğinde tabii ki de bunu hep beraber göreceğiz, ama voleybolun içinde kalmam gerektiğine inanıyorum. Çünkü uzun yıllardır voleybolla beraberim, voleybol oynuyorum. Bana verdiklerini ona geri vermem gerektiğine inanıyorum. O yüzden voleybolun içinde kalacağım. Hı hı. Belki de yine edalar yetişir böyle. Güzel. Neden olmasın? Çok çok da, çok da mutlu olurum. Peki son sorumu soruyorum. Bu da bizim şefimiz sevgili Mesut'un merak ettiği bir soruymuş. Onu da ekleyelim ne buradan. Acaba? Şimdi yıllarca birçok sporcuyla oynadınız, kupalar kazandınız. En iyi ilk altınızı sayabilir misiniz demiş. Bu soruyu cevaplamak isterdim ama yani bu soru bana çok soruluyor. Ama hiçbir zaman cevabını vermedim. Çünkü bir ismini verdiğim arkadaşım, vermediğim arkadaşım alınır, kırılır diye. O yüzden hiç ilk altımı saymadım. O yüzden Mesut Şef'e özürlerimi iletiyorum. D şıkkı hepsi. D şıkkı hepsi. Güzeldi bu. Peki çok teşekkür ediyorum size, bize vakit ayırdığınız için. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Çok da keyifli oldu. Bayağı biraz doğal bir ortamda gerçekleştirdik. Evet, çok güzel oldu bence de. Sürçülisanını ettiysek affola. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben de keyif aldım. Çok sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Eda Erdem'le röportajımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.